tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Polo ailesini anlatacağım. Polo ailesini anlatmadan önce aslında teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kanalıma abone olan, destekleyen, ilgi gösteren herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yazdığınız yorumlar, gösterdiğiniz destekler beni çok fazla mutlu ediyor. O yüzden önce böyle bir girişle başlamak istedim. Şimdi hiç uzatmadan Polo ailesini anlatacağım. Şöyle, Polo ailesini takip edenler aslında biliyorlardır. 2018 yılında öğrendiğimizde, yani Polo ailesi kimdir diye aramaya, merak etmeye başladığımızda aslında birçok kişi oldukça fazla ilgi gösterdi. Olay şöyle gerçekleşiyor. 2018 Aralık ayında, bundan tam 2 yıl önce Havva Polo, oğlu İsa ve Fatih Müge Anlı'nın programına katılıyor. 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve 2009 yılında kaybolan torunları Melike'yi aramak için. Daha sonrasında program esnasında anne Havva Polo aslında tüm bu yaşananlardan, kızının ve torununun kaybından Tahnal ailesi diye bir aileyi sorumlu tutuyor aslında. Onları suçluyor. Ve daha sonrasında Müge Anlı'nın da yaptığı araştırmalarda ve programa gelen bilgiler neticesinde şöyle bir bilgiye ulaşılıyor. 2011 yılında Havva Polo aslında emniyete bir ifade veriyor. Bu ifadede kızının, şu an diğer kızı olan Emine'nin... Teşekkürler kahve. Neyse, ben devam edeyim. 2011 yılında verdiği ifadede aslında diğer kızı Emine'nin eşinin, damadının Tuncer Taşeli, kızını cezalandırmak için aç bıraktığını, daha sonrasında kızının rahatsızlandığını ve bir süre sonra da öldüğünü, yine aynı ifadede bir yıl sonra da torunun içine cin kaçtığını söyleyerek ona ispirto içirdiklerini ve aynı şekilde onun da bir süre sonra öldüğünü belirtiyor. Şimdi şöyle, aslında önce biraz kişileri tanıyalım. Çünkü burada böyle Palo ailesi, Tahnal ailesi diye birçok kişiler ve aileler içerisinde isimler geçiyor. Öncelikle az önce bahsettiğim gibi Havva Polo anne. Havva'nın eşi Harun Polo, yani kaybolan Meryem'in babası, Melike'nin de dedesi. İsa ve Fatih oğulları, yine aynı şekilde Havva'nın Meryem'in dışında Ayşe Melek diye bir kızı ve Tuncer'in damadının karısı olan Emine adında bir kızı var. Tuncer, sizin anlayacağınız gibi damadı. Şu an galiba biraz fazla karıştırdım. Gerçekten aslında böyle baktığınızda biraz da karışık gibi geliyor. Onun dışında Tahnal ailesi kim? Aslında Tahnal ailesiyle Palo ailesinin şöyle bir bağlantısı var. Anne Havva'nın kız kardeşi Tahnal ailesinden biriyle evli. Bu evli olduğu kişi, yani kız kardeşinin kocasının kardeşiyle de kızı Meryem evli, kaybolan Meryem evli. Böyle bir hısımlık ve akrabalık ilişkileri de var aynı zamanda, onu söyleyebilirim. Sürekli programda zaten Tahnal ailesini suçluyorlar. Daha sonrasında aslında programı birçok görgü tanığı ve şahit katılıyor. Onların işte yaşantılarına şahit olan, olaylarına şahit olan kişiler programa bağlanmaya başlıyor. Ve işlerde aslında hiç göründüğü gibi olmadığı kısa bir süre sonra anlaşılıyor. Programa katılan herkes Tuncer'in Meryem'e hem cinsel hem fiziksel hem de psikolojik aslında birçok tacizde bulunduğunu, onu dövdüğünü, aynı zamanda karısı Emine'yi de dövdüğünü, çocuklarına da şiddet uyguladığını söylüyor. Eşi Emine bunu kesinlikle kabul etmiyor. Fakat yayına birçok aslında böyle örnekle, kanıtlı bir şekilde bunları söyleyen kişiler bağlanıyor. Özellikle şöyle bir durum da oluyor. 2008 yılında Tuncer ve Emine'nin çocukları 20 dakikalığına ortadan kayboluyor ve kısa bir süre sonra polisler tarafından bulunuyor. Aynı zamanda polisler çocukları bulduğunda üzerlerine şırınga ve cinsel istismar bulgularına rastlanıyor. Şimdi diyebilirsiniz, bu çocuklarda madem böyle bulgular var, neden bunun üzerine gidilmiyor? Aynı öfke ben de sizin gibi aslında içimde barındırıyorum ama burada aslında diyecek başka da bir sözüm yok. Onun dışında kaybolan Melike'nin, yani Meryem'in bir çocuğu var. Melike'nin de abisi oluyor. O çocuk esirgeme kurumunda büyümüş ve programa katılıyor. O da anlatıyor 2008 yılında hatırladıklarını. Kardeşiyle birlikte aç bırakıldığını Tuncer tarafından ve aslında çocuk esirgeme yurduna gitmeden önce kaçtığı günü anlatıyor. Bu gerçekten böyle insanın kanını donduruyor. Böyle filmlerdeki gibi bir kaçış hikayesi aslında. Kaçarken yolda açlıktan bayılmış, kendilerini bulan kişiler herhalde polise haber veriyorlar. Ve o da çocuk esirgeme kurumuna gidiyor. Orada aslında o da muayene yapıldığında ne yazık ki onun da üzerinde şırınga izlerine
rastlanıyor. Bunun dışında 2008 yılında Tuncer, yani bu enişte, damat olan Tuncer 2008 yılında Başakşehir'de bir sitede apartman görevliliği yapıyormuş. Ve bu sırada tarihi geçmiş gofretlerin üzerindeki etiketleri değiştirmiş ve piyasaya sürmüş. Daha sonrasında tabii bu ortaya çıkınca da görevinden, yani orada çalıştığı yerden ayrılmış. Tuncer zaten birçok işte uğraşıyor. Böyle yarı hoca denilen, ne demekse yarı hocaymış. İşte muska, büyü işleriyle vesaire uğraşıyor. Şimdi programa katılan görgü tanıklarından en önemlisi bence ailenin Kocaeli'ndeki komşuları, kiracıları aslında. Bu arada gerçekten bugün sanırım kapıyı kapatmadım. Evde yalnızım ve kedim. Yani bunu niye düşünmedim bilmiyorum ama şu an gerçekten bayağı bir sabote ediyor ama ben anlayışınıza sığınıyorum. Sorun etmeyeceğinizi düşünüyorum. Ben de bununla ilgili arkadan böyle sesleri müzikle falan size vermemeye çalışacağım diyeyim. Şöyle dediğim gibi katılan görgü tanıklardan bir tanesi ailenin Kocaeli'ndeki komşuları, aslında kiracıları. Onlar yaşadıkları, yani şahit oldukları olayı anlatıyorlar. Aslında Meryem öleceği zaman, öldürüldüğü zaman bu komşuları Meryem'i ağaçta bağlı bir şekilde görüyor tütün çiftlikte. Tuncay'la konuşuyor, yani neden bağlı duruyor. O diyor bir suç işledi diyor. Şu an diyor cezalandırıyoruz diyor. Komşu tabii ki garip geliyor ama çok da aile işi olduğu için müdahale edemiyor ve hani bununla ilgili de zaten verdiği röportajlarda keşke müdahale etseydim vesaire diyor. Keşke etseydi. Kendince tabii ki de haklı sebeplerden dolayı. Ve daha sonrasında da zaten bunlar ortaya çıkınca o da kendi bağlantılarını, yani bu olayla ilişkisini kendi kafasında konumlandırmış diyebilirim. Onun dışında zaten şöyle bir durumdan da bahsediyor. Benden diyor sanırım yani kiracıdan bir kürek gibi bir şey istiyor Tuncer, ya da Tuncer'in küreğini komşu alıyor. Onda da kan izleri varmış. Bunu da görmüş. Bunu da söylüyordu programda. Bunu da hatırlıyorum. Tekrardan bakacağım. Başka söyleyebileceğim ne var? Şöyle aslında şu detayı da vermek isterim. Az önce söylemiştim. Havva Palu'nun eşi Harun Palu. Şöyle bir durum da var. Harun Palu kızı Meryem'in eşini 2008 yılında öldürüyor ve bu yüzden de cezaevine giriyor. Bu olaylar aslında yaşandığında Meryem ve Melike kaybolduğunda kendisi cezaevinde ve 2011 yılında Havva'nın aslında emniyete ifade vermesinin bir nedeni de cezaevinden çıkan eşi Harun Palu'nun ya olayları anlatması. Doğal olarak baba cezaevinden çıktıktan sonra kızım ve torunum nerede diyor. Sanırım hani bu süre zarfında bir şekilde geçiştirmişler ama daha sonrasında bunu saklayamayacakları için Havva Palu eşini anlatıyor ve o da emniyete götürerek ifade verdirtiyor Havva Palu'ya. Fakat daha sonrasında zaten aile baskı altında verdik bu ifadeyi diyerek ifadesini geri çekiyor. O yüzden aslında kendileri hakkında bir kanıt veya delil olmadığı için de herhangi bir işlem yapılamıyor. Şöyle programa katıldıktan sonra zaten çoğu şey su yüzüne çıkmaya başlıyor. Çünkü ortada garip bir durum var. Özellikle kızı ve torunu kayıp olan bir anne, anneanne ve aynı şekilde kardeşi, yeğenleri kayıp olan İsa, Emine mi? Ayşe, Melek ve Fatih var. Onun dışında baba aslında Harun Palu bu arada şizofren tanısı olduğu için aslında kendisinin bir rahatsızlığı var, hastalığı var. Fakat diğer aile bireylerin hepsi aslında Tahnal ailesini suçluyor ve kesinlikle Tuncer'in bu olayla bir ilgisinin olmadığını düşünüyor. Çünkü aile Tuncer'e aslında tırnak içinde gerçekten tapıyorlar. Kesinlikle onu sorgular ya da onu suçlayan bir cümle, bir sözcük kullanmıyorlar. Şöyle şimdi ailenin aslında bu durumuyla ilgili zaten birçok doktor, hatta Nihat Hatipoğlu bile programa katılarak ailenin cinlere, doğaüstü olaylara vesaire olan inançlarıyla paralel olarak aslında bu durumlara karşı tavrıyla alakalı programa katılarak aileyle iletişim kurmaya, onları ikna etmeye çalışıyor. Fakat hala programın son bölümlerinde Havva Pol'un babasının evinde işte ona büyü yapıldığını, doğaüstü güçlerin olduğunu söyleyerek, iddia ederek eve giremiyor. Bu görüntüleri izlerseniz rol yapmadığını bence çok net bir şekilde anlarsınız. Konuyu bilenlerin Havva Palu'ya ne kadar aslında kızdığını tahmin edebiliyorum. Ama ne yazık ki böyle bir gerçek de var diyebilirim. Olaylar aslında bir şekilde su yüzüne çıkarken hem Kocaeli Emniyeti ve Başsavcılığı hem de Sakarya'da Melike'nin kaybolması olduğu için aslında iki dosya birleştiriliyor ve bu kişiler tutuklanıyor çıktıkları mahkemece. Sadece tutuklananlar İsa, Fatih, Ayşe, Melek, Emine, Tuncer, anne ve baba, yedisi de aslında tutuklanıyor. Daha sonrasında baba serbest bırakılıyor. Akabinde de en sonunda Fatih aslında
serbest bırakılıyor. Şu an geri kalanlar hepsi cezaevinde yatıyor. Çocuklar, Emine ve Tuncer'in çocukları da aynı şekilde diğer çocuk gibi sosyal hizmetlere aslında veriliyor. Yani şu an anlatacaklarım aslında bu kadar. Gerçekten ilginç bir olay. Yani üzücü bir olay aslında baktığınızda. Çok üzücü bir olay. Ama ne yazık ki böyle şeyler de yaşanıyor. Mesela şöyle bir ayrıntı da var. Onu da söylemek isterim. Havva Palu'ya babasından İstanbul'da Kocaeli'nde olmak üzere 5 tane daire bırakılıyor ve Tuncer hepsini bunların zamanla üzerine geçirerek aslında satmış, işte çoğu evin üzerinde ipotek var. Müge Anlı yardım etmek istiyor aileye. Diyor ki kesinlikle yardımı da kabul etmiyorlar. Parayla hani işleri olan bir aile değil. Hatta programa çıktıkları zaman da gecekonduda yaşıyorlar ve elektrikleri dahi yok. Yani babasından 5 tane daire kalan bir kadın elektriksiz bir evde yaşıyor. Gerçekten halleri içler acısıydı diyor Müge Anlı. Yani size aslında bırakıyorum. Bununla ilgili sizin yorumlarınız, düşünceleriniz neler? Lütfen aşağıda yorumlarda paylaşın. Yani gerçekten ben de sizlere cevap vermekten, sizinle birlikte aslında tartışmaktan çok mutlu oluyorum. Çünkü günün sonunda bunlar da benim merak ettiğim, ilgimi çeken olaylar. O yüzden farklı açıdan bakılması ya da benim atladığım bir şeyin dile getirilmesi beni çok mutlu ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.